Korkusuz yazarı Ahmet Takan bugünkü köşesinde AK Parti kulislerine dayandırdığı bir iddiayı yazdı. Buna göre Merkez Sağ Kökenli eski bakanlardan Rıfat Serdaroğlu'nun öncülüğünü yaptığı Doğru Parti'nin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun adamları tarafından kurulduğu öne sürüldü. Takan, Doğru Parti'nin kuruluş dilekçesi İçişleri Bakanlığı'na verilmesinin ardından özellikle AK Parti kulislerinde Soylu'nun yakın adamları parti kurdu. Süleyman Soylu'nun partisi yorumları yapıldı diye yazdı. Öte yandan Ahmet Takan son günlerde yapılan anketlerin sonuçlarına da dikkat çekti. Takan'ın köşesine taşıdığı iddia şu şekilde. Müjde çok önemli bir doğuma sebep oldu. Merkez sağ kökenli eski bakanlardan Rıfat Serdaroğlu'nun öncülüğünü yaptığı Çoban Ateşi Hareketi partileşti. Türkiye siyasetinin 92. partisi Doğu Parti kuruldu. Ve bu arada Erdoğan ve sarayın oy düşüşleri sebebiyle uzun süredir gündemlerinde tutmaya özen gösterdiği anketler sahaya sürülmeye başlandı. Hem de çok yandaş bilinen kalemler tarafından höpürdete köpürdete. Ne diyorlar efendim? Optimar'ın araştırmasını ele alarak şu sonuçlara varıyorlar. Son turda Erdoğan ve Gül kalsa oyunuzu kime verirsiniz sorusuna verilen cevaplar şaşırtıcı. Abdullah Gül'e oy veririm diyenlerin oranı %21.3 çıkıyor. Erdoğan'a oy veririm diyenlerin oranı ise %44.3. Bu sonuçlara göre Erdoğan gülü ikiye katlamış durumda. Oysa CHP'li bir aday çıktığında tablo değişiyor. Aynı soru Erdoğan mı Muharrem İnce mi diye sorulduğunda oranlar değişiyor. Erdoğan diyenlerin oranı %44.5 çıkarken Muharrem İnce diyenlerin oranı %33.5. İnce Erdoğan'la yarıştığı 24 Haziran 2018 seçimlerinde %30.6 oranında oy almıştı. İlginç bir nokta daha. Erdoğan'ın karşısında CHP'li bir aday olduğu zaman hem kararsızların oranı azalıyor hem de Erdoğan ve rakibinin oyu yükseliyor. Toplum bu konuda net demek ki. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a en yakın oranı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yakalıyor. Erdoğan %45.1 alırken İmamoğlu %36.8 olarak çıkıyor. Kararsızlar ise %18.1'e kadar geriliyor. Erdoğan'ın Mansur Yavaş mı sorusu sorulduğunda İmamoğlu'na yakın bir sonuç çıkıyor. Mansur Yavaş diyenlerin oranı %36.7 çıkarken Erdoğan diyenler %44.5 oluyor. Bakın burada çok ince bir siyaset mühendisliği var. Tayyip Erdoğan'ın en fazla aldığı o %45 yani %50 artı biri yakalayamıyor. Durumu zorda. Bir yandan da CHP'li Muharrem İnce köpürtülüyor. AK Parti'de çok önemli bir isme anketle ilgili görüşlerini sordum. Süleyman Soylu ile Optimar Başkanı Hilmi Daşdemir'in yakın arkadaşlığına dikkat çekerek sanki Süleyman Soylu'nun kaleminden çıkmış gibi dedi. Diğer ince siyaset mühendisliklerine de dikkat kesilelim. Acaba neden Cumhurbaşkanlığı yarışında sıkı bir aday olan İyi Parti lideri Meral Şener ile ilgili tek bir soru yok. Veya varsa saklandı mı yoksa açıklanmaya gerek mi görülmedi? Cumhurbaşkanlığı yarışı ile ilgili anket yapılır da Meral Akşener'in sorulmaması sizlere de tuhaf gelmiyor mu? Ankette MHP'nin oyu %10.6, İyi Parti'nin %9.8 görünüyor. Bugüne kadar yapılan tüm anketlerin tersine bir durum söz konusu. MHP'nin oyu üst sınırdan, İyi Parti'nin oyu alt sınırdan gösterilmiş. Doğru Parti'nin kuruluş dilekçesinin İçişleri Bakanlığı'na verilmesinin ardından özellikle AK Parti kulislerinde Soylu'nun yakın adamları parti kurdu. Süleyman Soylu'nun partisi yorumları yapıldı dedi.